Evet değerli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında tırnak bakımı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bana YouTube'da yazdığınız yorumlardan en çok sorulardan bir tanesi de, YouTube'da mesajlar üzerinden yazmış olduğunuz sorulardan bir tanesi de muhabbet kuşlarının tırnağının nasıl kesilmesi gerektiği, tırnak bakımının nasıl yapılması gerektiği hakkındaydı. Ben de bugün sizlere bununla ilgili bir sunu hazırladım. Muhabbet kuşlarının tırnak yapısını çizmeye çalıştım. İnşallah görüyorsunuzdur bilgisayar ekranında. Öncelikle size muhabbet kuşlarının tırnak yapısından bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi muhabbet kuşlarının tırnaklarının içerisinde kan damarı vardır. Bu tırnağı besleyen kan damarı vardır. Bu kan damarından sonrası uca doğru sivrileşen yer ise zaten muhabbet kuşlarının tırnakları da aynı insan tırnağı gibi kreatin yapısından oluşmaktadır. Kreatinden oluşmaktadır. Kan damarından sonrası da yine kreatindir. O bölgede incelmektedir gittikçe. Ama içerisinde kan damarı vardır. Bu kan damarı yanlışlıkla kesilecek olursa muhabbet kuşunuz... Şöyle basayım, kapandı herhalde. Muhabbet kuşunuzun sonu ölümle bile sonuçlanabilir. O yüzden tırnakları kesmenizi önermiyorum. Yani eğer yanlışlıkla kesecek olursanız oradaki damarı, kuşunuz o kanayan bölgeden, kanamayı durduramazsınız bile, yani durduramaya da bilirsiniz. Kuşunuz o kanayan yerden mikrop kapar ve hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor bu tırnak kesimlerinin sonucu. Bana sorarsanız ben muhabbet kuşlarınızın tırnaklarını kesmenizi önermiyorum. Ben yıllardır muhabbet kuşu besledim ancak hiç tırnaklarını kesmeye kalkışmadım. Hiç sorun da olmadı yani kesmediğim için. Zaten onlara içerisine tünek koyduğunuz zaman, ahşap tünek koyarsanız ya da bir dal ağacı, pürüzlü bir dal ağacı, ağaç dalı bularak kafesine koyduğunuz takdirde zaten onlar kendileri törpüleyebiliyorlar ayaklarını ağaçlara sürterek. Zaten doğada da bu kuşların tırnaklarını kesen yok, yani doğada da kendileri ağaç dallarında törpüleyebiliyorlar ya da ağızlarıyla. Zaten muhabbet kuşlarının ağızları da çok kuvvetli bir yapıya sahip. Elinizi aldığınız zaman elinizi kanatacak derecede kuvvetli bir basınç uygulayabiliyor ve sivri bir yapıya sahip. Zaten elinizi kesen bir muhabbet kuşu da kendi ayaklarının tırnaklarını da törpüleyebiliyor. Yani rahatsız olduğu takdirde, gerekli gördüğü takdirde gerek ağaç dallarına sürterek içerisine koyduğunuz, gerek de dişleriyle onu ısırarak, törpüleyerek ayaklarını kısaltabiliyor, ayak tırnaklarını. O yüzden bana soracak olursanız ben muhabbet kuşlarınızın tırnaklarını kesmenizi tavsiye etmiyorum. Ancak ben ille de kesmek istiyorum diyen arkadaşlar varsa bunu yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zaten kuşlar çok kıpırdak, yani ayaklarını kesilmesinden hoşlanmadıkları için elinize aldığınız zaman zaten çok hareket edeceklerdir. Bu nedenle yanlışlıkla hatta ayak etini bile kesebilirsiniz yani dikkatli olmadığınız takdirde. Bu çok dikkat gerektiren bir iş. Yani ille de kesmek istiyorum diyorsanız bu damarın çok çok ilerisinden kesmeniz gerekmekte. En ucundan, yani şuradan biraz kısaltabilirsiniz damarı zarar vermeden. Beyaz olan tırnaklarda damar yapısını görebiliyorsunuz ışığa tuttuğunuz zaman, ancak koyu renkte olan, gri gibi koyu renkte olan tırnaklarda bu damar yapısı kesilmiyor. Zaten onlar hiç kesmeye kalkışmasınlar çünkü yanlışlıkla bu damarı kesebilirsiniz. Beyaz olanlarda da damar görülebiliyor. İlle de kesmek istiyorum derseniz ucundan, tırnağın çok çok ucundan, ucundaki sivrilik gidecek şekilde, ince yapı gidecek şekilde kesebilirsiniz. Ancak ben tavsiye etmiyorum. Yani kesmek istiyorsanız ya da ben bunu beceremem, kendinize güveniniz yoksa ya da yapamayacağınızı düşünüyorsanız veterinere götürmenizi tavsiye ederim. En azından uzman kişiler tarafından kesilmesi kuşunuzun sağlığı açısından daha iyi olacaktır. Ben nasıl bir yöntem kullanıyorum? Ben genellikle tırnağın uzadığını fark ettiğim zaman ağaç dalı buluyorum. Pürüzlü yapıya sahip bir ağaç dalını kafese koyuyorum. Ya da zaten bu ahşap tünekler de tırtır. Onlar vasıtasıyla da ayaklarını törpüleyebiliyorlar. Eskiden de şey vardı. Kumlu yapıya sahip tünekler vardı. Zımpara tünek deniyor onlara da. Eskiden onlardan satılıyordu ancak kuşun ayaklarına zarar verdiği için
Herhalde çok fazla artık piyasada kalmadı. Çok yerde de satılmıyor zaten. Ben görmedim açıkçası pet shoplarda. Eskiden zımparalı yapıya sahip tünekler vardı. Onlardan takıyordunuz içerisine. Kuş kumuyla kaplı tünekler vardı. Ancak kuşun ayaklarına zarar verdiği gerekçesiyle galiba piyasada çok fazla satılmıyor. O yüzden kuşlarınızın kafeslerine ağaç dalı koyabilirsiniz. Tahta tünekler koyabilirsiniz. Bunlar kendi tırnaklarını o tahtalara sürterek ya da ağızlarıyla, bu sert yapıya sahip ağızlarıyla, gagalarıyla zaten gerekli gördükleri takdirde törpüleyeceklerdir. Zaten izlerseniz kuşlarınızı arada sırada ayağını ağzına götürerek tırnaklarıyla oynadığını, tırnaklarını yediğini de göreceksiniz. O yüzden müdahale etmezseniz kuşunuzun sağlığı açısından daha iyi olacaktır. Bu şekilde bu video sayesinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan kuşların tırnak bakımı nasıl yapılmalı konusunda da size yardımcı olmaya çalıştım. Bana eğer sorularınız olursa Instagram hesabından, Facebook hesabından ya da YouTube videolarının altına yorum yazarak sorabilirsiniz. Bu konuda sizin fikirleriniz varsa, sizin bu konuda neler yaptığınızı da bize söyleyebilirsiniz videoya yorum yazarak ya da bu konudaki kendi düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. En azından fikir sahibi olmuş oluruz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olursanız da çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.